Herkese merhabalar. Gaz basıncı ve günlük yaşamda basınç konumuzla beraberiz. Şimdi sizinle beraber bugün gaz basıncını göreceğiz. Aynı zamanda günlük yaşamda basıncın kullanım alanlarını öğreneceğiz. Biliyorsunuz gerçekten de basınç konusunda katı ve sıvı basıncı en önemli kısımdı. Bundan sonra da gelen gaz basıncı aslında içinde açık hava basıncı denilen gerçekten çok değerli bir konuyu da barındırıyor. Buna bakacağız. Aynı zamanda gaz basıncını nasıl değiştiğini göreceğiz. Mesela pipetin ucundan işte suyun nasıl yukarıya çıkabildiğini, aynı zamanda işte bardaktaki suyun nasıl sıcak suyun aslında nasıl bu gaz basıncını oluşturabildiğini, aynı zamanda burası böyle birbirine yapışıyor ya hani onlara bakacağız. Aynı zamanda işte dolu su bardağının o kağıdı hiç dökülmeden, o suyun dökülmeden nasıl durabildiğini, aynı zamanda yumurtanın onun içerisinde böyle kibrit alevüyle yaktığımız zaman nasıl içeriye lüp diye düştüğünü ve bunların hepsini teker teker bakacağız. Bunların hepsi aslında hava basıncıyla alakalı, aynı zamanda gaz basıncıyla da alakalı. Biliyorsunuz kamp programımızda teker teker gün gün ilerlemeye devam ediyoruz ve burada da artık gaz basıncı, günlük yaşamda basınçla artık bu ayımızı bitiriyoruz. Mesela açık hava basıncını ilk icat eden insanın Torricelli olduğunu ve yukarılara çıktıkça basıncın azaldığını da öğreneceğiz sizinle beraber. Ve sonrasında günlük yaşamda basıncın kullanım alanına bakacağız. Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı farklı uygulama alanlarına sahip. Mesela katı basıncında raptiye aslında katı basıncıyla çalışan bir alet veya bıçak buralarının bilenmesi ve bunların daha keskin olmasını sağlıyor ve buradaki yüzey alanını azalttığı için mesela örnek olarak veya traktörlerin geniş lastikleri, kramponların çivili lastikleri bunlar günlük hayatta basıncın, katı basıncının kullanım alanları veya sıvı basıncına baktığımız zaman Pascal prensibiyle çalışan aletler ki çok önemli hidrolik sistemler ve aynı zamanda sıvı basıncıyla çalışan işte buradaki püskürtme cihazları da, boya püskürtme cihazları da söylenebilir. Ve gaz basıncına baktığımız zaman da oksijen tüpleri, işte elektrikli süpürge ve işte hava pompaları, aynı zamanda deodorantlar, bunların hepsi de gaz basıncının günlük hayatta kullanım alanları. İşte bunların hepsini tekrar edeceğiz, öğreneceğiz ve gerçekten süper bir şekilde basınç konusunu artık noktalayacağız. Ama öncesinde hemen sizinle beraber ödevimizi vermek istiyorum. Ödevsiz bir öğrenci, balkonsuz bir eve benzer. Çünkü hemen bakalım basınç konusuna geldik gerçekten de basıncı bitiriyoruz artık. Katı basıncı, sıvı basıncı yaptık. Şimdi de gaz basıncı ve uygulamalarına bakacağız. Günlük yaşamda basıncın uygulamaları. Bu arada test geçimiz var. 206, 207, 208 ve 209. Hatta test geçimizin 210 ve 211 sayfalarında çözebilirsiniz. 0'dan 8'e olan arkadaşlarımız. Aynı zamanda yeni nesil taktikli fen bilimleri kitabımızdan da hemen size buradan ödevlerinizi vermek istiyorum. Burada basınç konusuyla alakalı. Hop burada karşımıza geliyor. Basınç konusuyla alakalı size gaz, katı ve sıvı basıncı. Yani burada test. Burada hemen bakalım gaz basıncına nereden başlıyoruz? Diğerlerini yapmıştınız. Test 29'dan başlıyoruz. 29, 30 ve 31'i yapabilirsiniz. Bu arada konu tarama testi, hatta test 32'yi de beraber yapabilirsiniz. Peki aynı zamanda Dinamo yeni nesil fen soru bankamıza baktığımız zaman da hemen 2 dakikada ödevimizi vermek istiyorum. Burada katı ve sıvı basıncını zaten bitirmiştik. Gaz basıncında test 30, 31, 32 ve 33'ü yapmanızı istiyoruz. Hatta ünite değerlendirme test 34'ü de yaparsanız süper olur diyoruz. Ve sonrasında Zor Bankası Fen'e baktığımız zaman da Zor Bankası Fen'de de basınçla alakalı hemen testlerimizi vereyim. Gaz basıncıyla alakalı testlerimizi vereyim. Test 25 ve test 26'yı da ünite değerlendirmede yaparsanız süper olur diyoruz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. Gazlar aslında içinde bulundukları kabın yüzeylerine ve içindeki nesnelere basınç uygularlar Tomuç Erdem. Bu işte işleyeceğimiz bu gaz basıncı dediğimiz şey. Mesela bir balonun içinde gaz var, helyum gazı var mı diyor Tomuç Erdem? Evet hocam. Bu helyum gazı taneciklerden oluşur ve bu gaz tanecikleri sürekli bu balonun etrafına çarparlar. Balonun çeperi deriz biz buna. Balona çarparlar sürekli. Veya bu bir kutunun içinde mesela gaz var diyelim ve bu gazın oksijen gazı var diyelim. Oksijen gazı tanecikleri içindeki oyuncak arabaya, işte ondan sonra etrafa, kabın duvarlarına sürekli çarparlar. Ve bu da bir çarpmadan dolayı basınç uygular. Düşünsene Tomuç'um. Ben buraya sürekli vuruyorum bak. Bu kağıdı sürekli vuruyorum. Ne olur? Bu kağıtta bir basınç oluşur kuvvetten dolayı. İşte gaz tanecikleri kıpır kıpır Tomuç evladım. Hocam gaz tanecikleri benim gibi kıpır kıpır mı? Yani aynen, her yönde serbest hareket edebiliyor mu? Aynen senin gibi dangoz gibi sürekli hareket ediyor. Bravo diyorum sana. Pırt tanecikleri. Dünyayı saran atmosfer tabakasındaki gazların oluşturduğu biz basınca biz ne diyoruz Tomuç biliyor musun evladım? Gaz basıncı. Hayır, açık hava basıncı diyoruz.
açık hava basıncı gerçekten inanılmaz önemli bir tabir. Açık hava basıncı dediğimiz sonuç evladım benim. Atmosfer basıncı olarak da biliniyor. Yani bizim etrafımızda şu anda hava var değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Mesela dünya buysa Tonguç, dünyanın etrafında bir atmosfer tabakası var ve içi full hava dolu. İşte bu havanın bir ağırlığı yok mu Tonguç evladım benim? İşte sen burada durduğun zaman bu havanın ağırlığı senin üzerine çöküyor. İşte buna da açık hava basıncı diyoruz. Tonguç'um, bir dağcı şekildeki noktalara bayraklar bırakmış. KLM noktaları. Bayrakların bulunduğu noktadaki basınçların karşılaştırmasını yapalım demiş. Tonguç bir kere şöyle düşün. Sen buradasın diyelim. Senin üzerindeki basınç buradaki hava kütlesi kadar. Ama sen eğer şurada olsaydın Tonguç, pardon, bir dağın tepesinde olsaydın Tonguç'um, senin üzerindeki hava bu kadar olacaktı. Yani daha az olacaktı. Sen yukarılara çıktıkça üzerindeki hava katmanı inceliyor. Dolayısıyla basıncı azalıyor. O yüzden bizim bilmemiz gereken şey en fazla basınç K'dadır, sonra L'dedir, sonra M'dedir. Yukarı doğru çıktıkça basınç ne oluyormuş Tonguç evladım benim? Azalır. Süper zekisin. Gerçekten bunu aklına tutuyoruz ve geçiyoruz bir model soruya. Tonguç parkta dolaşırken hiç ummadığı bir anda elinden balonu kaçırmıştır. Gökyüzüne doğru yükselen balonun bir süre sonra patladığını gözlemlemiştir. Gözlem sonucunda ifadelerine hangilerine ulaşabilir demiş. Bakalım niye patlar biliyor musun Tonguç evladım yukarı çıkan balon? Biliyor musun? Çünkü balon patlamak içindir hocam. Hayır bak şimdi balon buradaydı. Balon yukarı doğru çıkıyor. Balon yukarı doğru çıkıyor. Ne olur biliyor musun Tonguç yukarı doğru çıkarken? Balon şişer. Neden şişer biliyor musun? Çünkü Tonguç'um yukarı doğru çıktıkça atmosfer basıncı ne oluyor? Bak burada bu kadar basınç bastırıyordu üzerinde. Burada artık bu kadar basınç bastırıyor. Çünkü yukarı doğru basınç azalıyordu. Dolayısıyla sen daha az bastırırsan içerideki gaz ben şişerim diyecek. Sen bastırmadın şişerim diyecek. Ve belli bir yerden sonra bom diye patlayacak. İşte atmosfer tabakasındaki gazın neden olduğu basınç balonun patlamasına neden olmuştur. Doğru mu Tonguç Hanım? Evet doğru. Atmosferdeki gazların neden olduğu basınç azalması neden olmuştur. Bravo. Balon yükselirken balona etki eden açık hava basıncı azalır. Bu da doğru. Bravo diyorum size. Gazlar her yöne basınç uygularla bir alakası yok ki. Ulaşılabilir demiş. Bununla alakası var. Burada alakası var. Bu doğru bir ifade. Ama bu bununla beraber neye ulaşabilir diyorsa çok trikli bir soru. Çok özel ve güzel bir soru. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz ve model sorumuzu da yapmış oluyoruz. Geldik gaz basıncının günlük yaşamdaki uygulamalarına baktığımız zaman gazlar yüksek basınç altında Tonguç evladım sıvılaştırılabiliyor. Hocam sınıflarda koku bombası patlatıyoruz ya bu da ona girer mi? Ya hayır koku bombası başka gerçi olabilir evet doğru. Çünkü onları da yüksek basınç altında sıvılaştırıyor metal kaplarda saklıyor. Mesela oksijen gazı veya işte ne bileyim azot gazı mesela azot gazı inanılmaz soğuk ortamda ancak sıvılaştırılabiliyor. Ve inanılmaz soğuk ortamda saklanıyor. Ama sen bunu sıvılaştırırken çok yüksek basınç uyguluyorsun. İşte sıvı azot dediğimiz şey ne olması gerekiyor? Çok yüksek basınç altında sıvılaştırılmalı. O yüzden Tonguç abi oksijen tüpte de aynı şekilde mutlaka çok yüksek basınçlı. Ama bu kaplar ne olmak zorunda? Çelik olmak zorunda. Ve bu metal veya işte çelik saklama veya demir böyle çok kuvvetli yerlerde saklanmalı diyoruz. Ve günlük yaşamda basınca baktığımız zaman günlük yaşamda artık katı sıvı gaz basıncına baktığımız zaman genellikle Tonguç'um sıvı basıncını insanlar gerçekten çok kullanıyorlar. Mesela örnek olarak berber koltuklarında Tonguç evladım benim hidrolik sistem kullanılır. Veya işte araba tamirhanesinde kullanılan özel pistonlar da hidrolik sistem kullanılır. Hidrolik frenler mesela tamamen Pascal prensibiyle çalışan aletlerdir. Sen buradan basarsın bunun içindeki sıvı basıncını her yönde ilettiği için eşit yönde ilettiği için daha doğrusu eşit büyüklükte her yönde ilettiği için her yönde iletilir ve bu kalkar, bu frene basar, bu yukarı doğru çıkar. Bunların çoğu sıvı basıncı. Arabayı tamirhaneye götürdüğümüzde şaşırmış mı hocam zaten nasıl kocaman arabayı kaldırdı diye. Tabii aferin tebrik ediyorsun. Mesela gaz katı basıncı ile alakalı zaten örneklerimizi vermiştik işte karda yürüyen adam falan filan bunların hepsini vermiştik. Şimdi geldik Tonguç'un sınav tarzı sorularak. Bir önce hazırladığı düzenek sayesinde küçük bir kuvvet uygulayarak ağırlığı büyük bir metal arabayı kaldırabilir. Buradaki metal araba şuradan küçük bir kuvvet uyguluyor. Buna göre öğrencinin tasarladığı düzeneğin çalışma prensibi ile ilgili verilerden hangisi söylenebilir? Bir kere bu çalışma prensibi Tonguç'un buradan kuvvet uyguladığın zaman bunun içinde sıvı olduğundan dolayı bu düzeneğin içinde sıvı olduğundan dolayı bu sıvı basıncı buradan alıp buraya kadar götürebiliyor. Buradaki basıncı buraya kadar iletilmesi var bir kere. Buna ne diyorduk biz? Pascal prensibi Pascal diyoruz. Pascal Numa. Hayır Pascal prensibi diyoruz. Sıvılar üzerine uygulanan basınca her yönetir. Doğru. Sen buraya basıyorsun ama bu yukarı çıkıyor. Buradan basıyorsun bu yukarı çıkıyor. Yani
Buradan basınca burada, o zaman her yönden itiyor demektir. Sıvılar kendine uygulan basınca aynı şiddetidir. Evet doğru. Buradan uygulan basınç aynen buraya yansıyor. Arabayı kaldırabiliyoruz. Sıvı basıncı sıvı yoğunluğu ile doğrudur. Ya alakasız. Burada şu anda yapılan düzenekte bununla alakalı bir sistem yok. Bu doğru bir ifade. Sıvı basıncı sıvı yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Zaten bunu sıvı basıncında öğrenmiştik. Ama buradaki sistemle alakalı olan çalışma prensibi sıvı basıncının sıvı yoğunluğuyla alakalı olduğuyla alakalı bir model yok burada. Bizim öğrendiğimiz şeylerin hepsini doğrudur dediğin zaman hemen söylenebilir demiyoruz. Yorumlama soruları çok önemli yeni tarz sorularda. Yorumlama yapıp hemen bununla alakalı olanları bulmamız gerekiyor. Yoksa hepsi doğru canım. Ben bunda yanlış diyecek bir şeyim yok ki. O zaman hepsini içe... Hayır öyle bir şey yok. Bak şıklarda bile hepsi doğru yok. Dolayısıyla cevabımız bu düzenekle alakalı. Pascal prensibi ne diyordu? Sıvılar basınca her yönden iletir ve aynı şiddet iletiliyordu. O yüzden cevabımızın 1 ve 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ödülü sorusunu lütfen yap ve yorumlara yolla. Tamamdır hocam.